tabii ki yani temel olarak aslında bir ülke olarak bakmamız lazım. Yani sektör olarak bakmamız lazım. Şimdi gazetecilik sektörü dediğimiz bir sektör var. Yani geleneksel mesleki anlamda. Dolayısıyla bizim yetiştirdiğimiz öğrenciler bu alanda da kendilerine istihdam alanı yaratabilirler. Yani gazetecilik yapabilirler. Geleneksel gazetelerde. Ama aynı zamanda yeni medyanın yarattığı olanaklarla birlikte sadece gazetecilik değil ama gazeteciliğin ötesinde örneğin işte çok daha güncel meslekler, hatta bugün bazen meslek adının bile henüz tanımlanmadığı mesela influencer diye yeni kavramlar kullanılıyor. Şimdi bunlar ne demektir? Şimdi influencer aslında çok hani yeni medya ile ilişkili bir kavram. İşte bu sosyal medyada işte takipçilerini etkileyerek aslında onlara işte belli ürünler almalarını sağlayan kişiye influencer deniyor. Ama onun mesela Türkçe karşılığı olmadığı gibi hani bu nasıl bir meslek olacak ve ona nasıl isim vereceğiz konusu bile aslında tartışmalı. Dolayısıyla bir yandan çok yeni meslekler ortaya çıkıyor. Yeni medya ile birlikte işte ne bileyim içerik yöneticiliği, içerik danışmanlığı gibi, sosyal medya danışmanlığı gibi zaten olması gereken yani şirketler açısından olsun, işte kamu kurumları açısından olsun, üniversiteler açısından olsun. Yani herkesin aslında bütün kurumların ve kişilerin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik yöneticilik, danışmanlık hizmetleri yapabiliyor. Aynı zamanda bunlar işte dijital ortamda gazetecilik. O da çünkü işte veri gazeteciliği dediğimiz yeni bir alan var. Çünkü gerçekten inanılmaz boyutta bilgi akışı var. Yani o bilgilerin anlamlı hale getirilmesi gerekiyor. Bunları kimler yapacaktır? Yani o kadar bilgi akışını insanlar nasıl anlamlı hale getirecektir? İşte burada işte dijital gazeteciler devreye giriyor. Onları işte verileri görselleştirerek anlamlı hale getirip hikayeler üzerinden anlatmaları gerekiyor. Dolayısıyla aslında bir yığın alanda yetiştirdiğimiz mezunların iş olanağı var aslında.